Daha önceki videolarımızda açık uçlu yatırım fonları üzerine durmuştuk. Fona yatırım yapmak isteyen yeni müşteriler olduğunda yeni payları ihraç ederek ve bu yeni payları satarak yatırım fonunu büyütüyorlardı. Fona yatırım yapmış olan kişilerden birisi gelip parasını geri istediğinde ise fon payını geri alarak iptal ediyor ve bu yatırımcıya parasını ödüyorlardı. Açık uçlu yatırım fonuna her gün sonu giriş veya çıkış yapılabilmesi bu yatırım fonunu yöneten para yöneticilerinin işini zorlaştırıyordu. Hem oldukça ağır bir operasyonel yükle karşı karşıya kalıyorlardı hem de olası nakit çıkışlarını rahatça karşılayabilmek için sürekli olarak bir kenarda nakit rezerv bulundurmak zorunda kalıyorlardı. Bu fonun paylarını satın almış olan yatırımcılar açısından bakıldığında ise alım veya satım emirleri sadece gün sonunda bir kez işleme alınıyordu. Ve o gün için geçerli olan sadece tek fiyat vardı. Yatırım fonunun pay birim fiyatı her gün için bir kez açıklanıyordu. Kapalı uçlu yatırım fonlarında ise yatırım fonu gelen yeni talebe cevap verecek veya parasını çekmek isteyen yatırımcıya ödeme yapacak esnekliğe sahip değildi. Ama kapalı uçlu yatırım fonlarında da başka bir avantaj vardı. Kapalı uçlu yatırım fonu payları Nasdaq veya New York borsalarında rahatça alınıp satılabiliyordu. Müşterilerin fon işlemlerini borsada yapmaları kapalı uçlu yatırım fonunu yöneten bu portföy yöneticileri için aslında bir avantaj. Zira yatırım fonuna giriş veya çıkış olmadığı için parayı rahatça yönetebiliyorlar, bir kenarda nakit rezerv bulundurmalarına gerek yok. Dolayısıyla operasyon işlem yükleri de nispeten daha az. Peki, hem açık uçlu yatırım fonlarının hem de kapalı uçlu yatırım fonlarının iyi yönlerini barındıran başka bir fon çeşidi olabilir mi diye bir düşünelim. Yatırımcılardan yeni talep geldiğinde büyüyebilsin, yani açık uçlu fonlar gibi dinamik olsun ve aynı zamanda kolayca nakde çevrilebilir olsun. Yani kapalı uçlu fonlardaki gibi fon paylarımız ikincil piyasalarda işlem görebilsin. Evet, bu iki özelliğe de sahip olan yatırım fonları var ve bu fonlara borsa yatırım fonları deniliyor. Borsa yatırım fonu veya kısaca BYF. Arada bir İngilizce ismiyle yani ETF olarak da duyabilirsiniz. ETF Exchange Traded Funds'ın kısaltılmışı. Diyebilirsiniz ki, kapalı uçlu yatırım fonları da borsada işlem görmüyor mu zaten? Evet, görüyorlar. Ama kapalı uçlu her fon teknik anlamda borsa yatırım fonu değil. Açık uçlu yatırım fonlarında pek çok sayıda küçük yatırımcı sürekli olarak fon alır veya fon bozdurur. Bu da portföy yöneticilerine hem çok ciddi iş yükü getirir hem de para yönetimi açısından onları kısıtlar. Borsa yatırım fonlarında ise sadece bazı çok büyük yatırımcılar direkt fonu yöneten şirketle işlem yapabilirler ve fon almak veya satmak istediklerine konuşulan rakamlar genelde çok yüksek olur. Alım-satım emirlerinin yüksek montanlı olması işlem adedini yani operasyonel yoğunluğu azaltacağı için fon yöneticisi açısından bir bakıma iyi sayılabilir. Borsa yatırım fonunu yöneten portföy yöneticisinden blok alım yapan bu kurumlar bu fon paylarını İkinci elde küçük yatırımcılara satabilirler. Genel olarak borsa yatırım fonlarının yönetim ücretleri diğer fon çeşitlerine kıyasla daha düşüktür. Daha düşük komisyon uygulamalarının bir sebebi fonun az önce bahsettiğimiz sebepler dolayısıyla operasyonel maliyetlerinin düşük olmasıdır. Diğer bir sebep de bu tip yatırım fonlarının genelde aktif olarak yönetilmemeleridir. Şimdi diyeceksiniz ki aktif olarak yönetilmeyen nasıl oluyor? aktif olarak yönetilmeyen fonların portföyünü genelde belli bir grup hisse senedi veya belli bir endeksi oluşturan hisse senetleri veya çok iyi getiri sağlayacağı düşünülen bazı hisse senetleri oluşturur. Yatırım yapacağınız borsa yatırım fonunun ismi genelde size bu fonun hangi varlık grubuna yatırım yapan bir fon olduğu konusunda ipucu verir. Diyelim ki BIST 30 BYF gibi bir isim gördünüz. Bunun Borsa İstanbul'un 30 endeksindeki hisseleri birebir endeksteki ağırlık dağılımıyla portföyünü almış olan bir borsa yatırım fonu olduğunu düşünebilirsiniz. Ama yine de tabii ki kısaltmalardan anlam çıkartmakla yetinmeyin, fonun detaylı bilgilerini de inceleyin. Başka bir BFF altın fiyatlarını, bir diğeri başka bir MTI'yi baz alıyor olabilir. Genel olarak bir endeksi alıyor, birebir fon kompozisyonuna yansıtıyor ve ondan sonra çok sık alım satım işlemi yapmıyor. Yani parayı aktif olarak yönetmiyor. Bu sebeple de borsa yatırım fonunun yönetim ücretleri diğer yatırım fonlarına kıyasla daha düşük. Borsa yatırım fonları adı üstünde aslında yatırım fonu. Ama aynı zamanda borsada işlem gören bir menkul kıymet. Açık uçlu yatırım fonlarını hatırlayın, her gün için tek bir fiyat vardı ve sadece gün sonu kapanışta işlem yapabiliyorduk. Oysa BYF'ler aynı hisse senetleri gibi her an değişen fiyatlarla borsada işlem görüyorlar ve istediğiniz an alıp satabiliyorsunuz. Şimdi konuştuklarımızı kısaca özetleyelim. Borsa yatırım fonları yatırımcılarına aynen yatırım fonlarında olduğu gibi belli bir portföye yatırım yapma yani riski yayma imkanı verebiliyorlar. Hisse senetleri gibi alınıp satılabiliyorlar, borsada işlem görüyorlar. Genelde belli bir indeksi veya MTI baz alıyorlar ve bu sebeple aktif olarak yönetilmedikleri için yönetim ücretleri nispeten daha düşük. Bu videoyu bitirmeden önce şunu da belirteyim: Anlattıklarımız daha çok Amerikan piyasalarındaki uygulamalar. Aslında bu finansal uygulamaların çoğu uluslararası geçerliğe sahip ama yine de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, kısacası kurallar diyelim, bazen bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor. Türkiye'deki ilgili düzenlemeler SPK tarafından 2004 yılı sonunda yayınlandı ve bu tarihten kısa süre sonra da borsa yatırım fonları olarak işlem görmeye başladılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.